أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun inşallah. Hasaten Allah'ın rahmeti, mağfireti siz değerli abilerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız bağışlansın. Ve yine buraya gelirken aldığınız her nefes sayısınca Allah katındaki izzetiniz ve şerefiniz arttırılsın. Değerli kardeşlerim, Makil bin Yesar radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olduğu bir hadisi şöyle aktarmaktadır. Kim sabahleyin 3 defa, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم der ve arkasından Bismillahirrahmanirrahim deyip Haşr suresinin son 3 ayetini okursa, yani 22, 23 ve 24. ayetlerini, yani Bismillah Huvallahu allazi la ilahe illa hu ile başlayıp ve huvel azizul hakim ile bitirirse, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Diyor ki Allah kendisine 70 bin meleği vekil kılar. Sayı Allah Resulü'nün bildirdiği kadar. 70 bin meleği vekil kılar. Bunlar akşama kadar o kişi için dua ve istiğfarda bulunurlar. Eğer o gün vefat ederse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesine uyan kişi şehit olarak ölür. Her kim de akşam aynı şekilde okursa onun durumu da sabah okuyan gibidir buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis hem Tirmizi'de hem de Darimi'de geçmektedir. Çok açık, net bir hadis kardeşlerim. Makil bin Yesar radıyallahu an Medine ile Vadil Kura arasında Vaha'da çölde yaşayan Müzeyne kabilesine mensup bir sahabedir. İman ettiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavmine onu kadı olarak tayin etmiştir. Rıdvan beyatı içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinin üstüne elini koyarak sema ehli tarafından hoş karşılanmış, Allah'ın rızasına da takdir etmiştir. Elhamdülillah. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra kendisine Medine dar gelmiş, Bağdat'a gitmiş. Hazreti Ömer döneminde bazı altyapı çalışmaları, inşaatla ilgili şehri imar, tamir, güzelleştirme ile alakalı projelerde bulunmuş. Hazreti Ali döneminde hemen hemen birçok sefere katılmış önemli güzide sahabelerden biri. Özellikle kendisinden bahsetmemi sağlayan ölüme esnasında yaşanan bir olaydır kardeşler. Hakkında çok bilgi, malumat sahibi değiliz. Ama ölümü anında öyle bir olay yaşamış ki kıyamete kadar gelecek olan yöneticileri, idarecileri, amirleri, memurları ilgilendiren bir olaya şahitlik yapmış, başrolde oynamış bir kişi. Emeviler dönemini görmüş, Basra'nın ve Horasan'ın valiliğini yapmış, idaresine de zulmü karıştırmış Ubeydullah bin Ziyad, kendisinin ölümünü duyduğunda, daha doğrusu ölecek anlarını işittiğinde ziyarete gider. Neden ziyarete gider biliyor musunuz? Çünkü Makil radıyallahu an
artık sahabe içerisinde birkaç tane kişi arasındadır. Sahabe dönemi bitiyor. Ubeydullah da bunu biliyor. Makil bin Yesar karşısında Kerbela faciasının baş aktörünü görünce ona doğru yönelir ve sana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işitip hiç kimseye aktarmadığım bir rivayeti söyleyeyim mi? Dikkat edin ey kardeşlerim. Allah Resulü'nden bizzat işittiğim, ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan İslam ile serüveni Emevilere kadar dayanmış. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali dönemine bizzat şahitlik yapmış bir adam. Diyor ki Allah Resulü'nden duyduğum ama bu ana kadar da aktarmadığım bir hadisi sana rivayet edeyim mi? Ubeydullah bin Ziyad diyor ki aktar. Ona döndü ve suratına bir şamar gibi çarpacak şu hadisi şerifi anlattı. Dedi ki Cenab-ı Hakk'ın yönetici yaptığı bir kimse, Allah Azza ve Celle'nin yöneticilik ile kendisini imtihan ettiği bir kimse, yönettiği insanları aldatarak, kandırarak, arkalarından Bizans oyunları oynayarak ölürse Allah-u Teala ona cennetin yüzünü dahi göstermeyecektir. Allahu Ekber. Bu hadis muttefekun aleyh. Hem Buhari'de hem de Müslim'de geçmektedir. Başka bir rivayette, Buhari'de nakledilen başka bir rivayette kendisi yani Makil Ubeydullah bin Ziyad'ın yüzüne şu sözü söylüyor. Diyor ki Cenab-ı Hak bir kimseye yöneticilik verir de o kişi yönettiği insanları korumaz ve kollamaz ise cennetin kokusunu asla alamayacaktır. Allahu Ekber. Bu rivayette Buhari'de geçmektedir. Şimdi değerli kardeşlerim, Makil bin Yesar ister Ubeydullah bin Ziyad'dan korktuğundan dolayı bu hadisi şerifi aktarmamış olsun. Değilse ki belki bu hadisi rivayet etseydi kellesinden olacaktı. İsterse de bir hikmete binaen, olur ya ben bu hadisi şerifi anlatırım ama Ubeydullah bin Ziyad'ın şu an ruh hali bu hadisi anlamaya, kavramaya ve yaşamaya müsait değil. Bu hadis beyhude bir ses olarak çıkacak, semaya boş bir ses ve nida olarak yayılacak. Düşüncesinden dolayı aktarmamış da olabilir. Ancak buradan öğrendiğimiz iki şey var. Bir, sahabe ne pahasına olursa olsun hayatlarının son demlerinde hakikati izhar etme konusunda Peygamber aleyhisselamdan işittiği sözleri asla gizlememişler. Buna tarih şahittir kardeşler. Sahabeler, Peygamber aleyhisselamın dizinin dibinde yaşayanlar, kelleleri pahasına Allah Resulü'nden işittikleri hadisleri bizzat aktarmışlardır. Kimi yaşarken, daha doğrusu daha sağlıklı ve güçlüyken, kimi otorite sahibiyken, kimi korkak olduğu dönemlerin son anlarında yani ölüm anlarında da olsa hadisleri gizlememişler ve aktarmışlardır elhamdülillah. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olduğu hadisi Ubeydullah'a aktararak kıyamete kadar gelecek olan idarecilere bir nasihatte ve büyük bir mirastan pay ayırmıştır. Bakın Müslim'de geçen başka bir rivayette yine Makil radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Müslümanların işlerini üstlenip de Müslümanların ümmeti Muhammed'in sorunlarını, sorumluluklarını omuzlarının üzerine alıp da onlar için çalışıp çabalamayan bir kimse asla onlarla birlikte cennete giremeyecektir. Subhanallah. Bu hadis de sahih, Müslim'de geçiyor. Şimdi biz Makil aracılığıyla Rahmi abi ümmeti Muhammed'in en küçük ferdinden en büyük ferdine kadar idarecilik yapmış olanlarla ilgili 3 tane sözüne şahit olduk. 1. Müslümanların işlerini alıp da
malayani işlere dalıp, tembellik gösterip, Müslümanların tabir yerindeyse sorunlarına sırt çıkartanlara, onlar için çalışmayanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, cennetin yüzünü asla göremeyecektir. Müslümanların işlerini alıp da, ümmeti Muhammed'in önüne geçip de, büyüğünden küçüğüne, sorumlusundan sorunsuzuna kadar, Müslümanların sıkıntılarına çareler bulmayan, onları korumayan, onları gözetmeyen, koltuğunun altına almayan, onlar için kellesini ortaya koymayan, kanını akıtmayan, parasını harcamayan, gözyaşını dökmeyen, terini akıtmaktan dolayı geri duran yöneticiye Allah Resulü dedi ki cennetin kokusu yoktur. Ta o tabir yerindeyse zulüm sahipleri veya başlarını kapatma konusunda develerin hörgüçlerini taklit eden bayanlara, kibir sahibi olanlar nasıl cennetin kokularını alamayacaklar ya, şu kadar mesafeye rağmen, o cennetin kokusu yayılmasına rağmen, miski amberler her tarafta duyulmasına rağmen Allah Azza ve Celle o idarecilere cennetin kokusunu vermeyecek. Üçüncüsü de Müslümanların işlerini alıp da onlar için çabalamayan yöneticiler dedi, asla dedi onlarla beraber cennete giremeyecek. Allahu Ekber. Şimdi kardeşler, bu hadisleri ister İslam devletinin halifesine, bizzat yöneticisine ilave edin, ister onun yardımcılarına, vezirlerine, sadrazamlarına, kadılarına, valilerine ilave edin, ama isterseniz de bu hadisi alın, evinizin içerisinden evinizin dışına kadar almış olduğunuz sorumluluklar için kullanın. Eğer böyle yaparsak, ben başta olmak üzere, vallahi bu hadisin ağırlığı bizi yere serecektir. Her birimiz bu konuda sınıfta kalacağız. Maalesef özellikle makam ve mevkinin verdiği sarhoşluğun etkisiyle, İbn-i Kayyım'ın ifadesiyle, makam ve mevki şehvetinin içerisinde. O da şehvetin en büyük unsurlarından bir tanesidir. Şehvetin en çok kabardığı yerlerden bir tanesidir. Şehvet denilince kadının erkeğe, erkeğin kadına duyduğu his anlaşılır, ama makam ve mevki hırsı hiç konuşulmaz. O şehvet belki kadına veya erkeğe duyulacak olan istekten daha büyüktür. İnsanın kalbi ve zihni o işe daha fazla yönelir. İşte maalesef bu makam ve mevkinin verdiği şehvetliğin etkisinde kalıp oturduğumuz koltukları terk etmeyen ve üstüne üstlük ümmetin sorunlarına, dertlerine çare aramayan bizler bu hadisin gölgesi altında, tehdidi altında, bu hadisin kınaması altında sabahlamakta ve akşamlamaktayız. Allah muhafaza. Rabbim bizleri korusun ve esirgesin. Değerli kardeşlerim, bu hadis, aman ha ümmetin işlerini bir kenara bırakın ve kaçın mesajını vermemekte. Bu hadis tam tersine, ey Müslümanlar, ey idareciler, ey yöneticiler, aldığınız işin hakkını verin, adaletli olun, doğru işler yapın mesajını vermektedir. Değilse şeytan sağdan yaklaşarak, görüyor musun? Müslümanların işini almak, Müslümanların işini takip etmek bir vebaldir. Aman ha cennete gideyim derken cehenneme gidersin vesvesesine kapılmayacağız. Bizler Allah'ın rızasını elde etmek ve Allah'ın rızasına uygun bir şekilde hareket ederek ümmeti Muhammed'in işlerini omuzlayacağız. Tıpkı Havsa binti Sirin'in dediği gibi. Tabi'in neslinin kadınlarının efendisi, Hazreti Ayşe'nin güzide talebesi, ibadeti, takvası, fıkıh bilgisi, Kur'an ve sünnete vakıflığıyla meşhur olmuş bu bayan şöyle diyor: ey gençler, çalışın ve amel edin. Çünkü çalışmak gençlerin işidir. Allahu Ekber. O yüzden ey genç kardeşlerim, Allah'ın rızasını elde etmek, Allah'ın yaratmış olduğu Firdevs cennetindeki ihtişama, nimetlere kavuşmak, ümmeti Muhammed'in içerisine sızarak
onlara ruh olmak, damarlarındaki kan olmak, onların gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı olmak anlamında Hafsa binti Sirin'in sözlerini tekrarlıyoruz. Ey gençler, çalışın, gayret edin, zira çalışmak, mücadele etmek en çok size yakışmaktadır. Allah Azze ve Celle neslimizi ve nefsimizi bu sınıfın içerisine koysun. Değerli kardeşlerim, asıl konumuza gelirsek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tam 60 saniye içerisinde yapacağımız bir ameli tavsiye ediyor. Biraz Kur'an bilgisi olan kardeşlerim, en fazla bir dakika içerisinde Peygamber aleyhisselamın tavsiye ettiği Haşr suresinin 22, 23 ve 24. ayetlerini okuyacaktır. Kim bu ayetleri okursa Allah Azza ve Celle bu Müslümana 3 ikramda bulunuyor. 1. Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle tam 70 bin meleği ona vekil tayin ediyor. 70 bin dost, 70 bin arkadaş, 70 bin yardımcı, 70 bin melek görünmeyen alemin içerisinde sağında, solunda, önünde, arkasında. Namaz kılıyorsun, yanında. Yürüyorsun, seninle beraber adımlıyor. Oturuyorsun, senin bulunduğun meclislerde, her yerde sana dostluk ve arkadaşlık yapacak 70 bin salih melekleri gönderiyor elhamdülillah. İkinci ikram. Kim bunu sabah yaparsa akşama kadar. Akşam yaparsa sabaha kadar. Melekler onun için dua ve istiğfarda bulunuyor. Allahu Ekber. Siz dua ettiğinizde alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye derdinizi ve sıkıntınızı açtığınızda, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, benim borcumu ödemem konusunda bana yardım et. Ey Rabbim, eşimi, çocuklarımı, evlatlarımı ıslah et. Ey Rabbim, ümmeti Muhammed'in derdine derman bulacak olan sensin, bize yardım et diye dua ettiğinde, secdende, yürürken, otururken, yatarken, insanlara tavsiyede bulunurken, o 70 bin melek tek bir ağızdan amin sesleriyle size iştirak ediyorlar. Allahu Ekber. 70 bin melek siz susuyorsunuz. Onlar alemlerin Rabbi olan Allah'a seslerini yöneltiyorlar. Siz konuşmuyorsunuz. Onlar alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle sizin adınıza yalvarıyorlar. Allah'ım ne olur o kulunu affeyle. Allahu Ekber. 70 bina. 7 değil, 70 değil, 700 değil. 70 bin kişi. Saymaktan yorulacağınız kadar melek sizin için dua ediyor. Subhanallah. Rabbim, biz biliyoruz ki bu kulun böyle günahları var. Biz şahit olduk ki onun böyle derdi var. Sen affedensin, bağışlayansın, yardım edenlerin en büyük iktidarı ve gücü olan sensin diyerek sana duada bulunacak. Şimdi Allah rızası için size söylüyorum. Hepiniz şöyle bir düşünün. Size şöyle bir soru yöneltilse, seni şu dünya hayatında en fazla kim seviyor ve seni düşünüyor? Her bir kardeşimin vereceği cevap değişik olacaktır. Kimi diyecektir ki annemdir. Beni en fazla annem sever. Bana en fazla annem değer verir. Ayağım kanasa gözlerinden kanlar akar. Ağlasam benden daha çok feryadı figan eder. Başımın sıkıntıda olduğunu bilse kendisi bütün işlerini ve dertlerini bırakarak bana koşar dersiniz, değil mi? Kimisi için eşidir. Eşi onun için bir değerdir. Kendisini paralar eşi. Kimisinin evladıdır, kızıdır. Kimisinin arkadaşıdır, dostudur. Şimdi ne olur Allah rızası için. En sevdiğiniz, sizi en fazla sevdiğine inandığınız, sizi en çok düşünen bir kişiyi yanınıza alın ve ona şunu söyleyin. Ne olur, beni seviyor musun? Benim dünyamı ve ahiretimi önemsiyor musun? Benim cennete girip cehennemden azat olmam konusunda bana yardımcı olur musun? Olurum ne demek? Vereceği cevap vallahi budur. Olurum ne demek? Vallahi annenize söyleyin, sen cennete mi gireceksin? Vallahi sırtıma bas, omuzlarıma bas, Firdevs Ala'ya gir. Ben adın cennetine girsem de olur. Öyle diyecek o gariban. Eşiniz bu sözü söyleyecek. Siz diyeceksiniz ki yok, senden bir şey fazla istemiyorum.
bir gün boyunca, 24 saat boyunca, sabahtan akşama kadar veya akşamdan sabaha kadar ellerini açacaksın, meleklerin kanatlarını açtığı gibi ellerini açacaksın, benim için istiğfarda bulunacaksın. Namaz arası verebilirsin. Ama onun dışında bana sürekli ihtiyaçlarım konusunda dua edeceksin. Annen diyecek ki, vallahi yaparım. Baban diyecek, yaparım, kolay. Eşin diyecek, ben de korktum ya. Canımı isteyeceğini zannettim. Yaparız, ne var, otururuz şuraya. Yaparlar, inanıyorum. Ama nereye kadar? Yorulacaklar. Usanacaklar. İhlaslarını kaybedecekler. Samimiyet gidecek. Yorulacaklar, uyumak isteyecekler. Tehir edecekler. Bu kadar yaptık, yeter diyecekler. Doğru mu abi? İnanın en sevdiğini, size en çok değer veren kişiler burada sona erecektir. Öğleni bulmaz, öğle namazına yaklaşamayız. Ben de yapamam. Bana hanımım gelse, ey kocam, bana Allah için dua et, istiğfar et. Derim ki Allah yardımcın olsun. Bu kadar. Ne diyeceğim? Yapamam bunu. Ya bir karşılık bulamıyor. Biraz menfaat elde etseler, sanki bunu başarırlar deyin ve para karşılığında bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişi tutun, fark etmez. Nereye kadar yapacaklar? Bir defa bu adamın yapacağı dua samimi olmayacak. Hani demişler ya, ölü ağlayıcıları için ağıt yakarlarmış ölünün arkasından. Bir annenin gözyaşlarına sahip olamaz o. Çünkü para karşılığında ağlıyor. Para karşılığında bana dua edecek adam ya samimi değildir, ya bana yalan söyler, o duaları yapmaz, o da usanacaktır. Onun bırakması benim annemden daha çabuk olacaktır. Şimdi Allah rızası için ne olur düşün kardeş. Samimi, ihlaslı, içten, bedevi edasıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetini kim icra ederse, az önce okuduğumuz ifadelerle, inşallah sohbetten sonra kardeşlerimize şu ufak kitapçığı dağıtalım. Sayfa 14'te bu hadisi şerifi görecekler. Dakika tutsunlar, ben dakika tuttum. Kırık Kur'an okuyuşumla 60 saniye sürdü tam. Allah Azze ve Celle 70 bin meleği sizin ve bizim emrimize verecek. 70 bin. Bakın, yorulmayan, usanmayan, bıkmayan, terlemeyen, Allah'ın emrinin dışına çıkmayan, ağızları temiz ve bu iş için yaratılmış 70 bin melek. An sürekli dua edecek. Allah Azze ve Celle bu ikramdan bizleri uzak tutmasın inşallah. Şimdi hadiste verilen üçüncü ikram. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim bunu samimi yaparsa, hani buna biz ekleyelim. Kim bu hadise içtenlikle yönelirse, o gün vefat ettiğinde şehit olarak Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Allahu Ekber. Ya bu kadar kolay mı abi? Adamlar Suriye'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da, dünyanın değişik yerlerinde aç kalıyor, susuz kalıyor, yaralanıyor, esir düşüyor. Parası yok, yatacak yeri yok, yürüyecek yol yok. Dağlarda geziyorlar, bayırlarda geziyorlar. Ben burada mescitte oturacağım. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu zikrini yapacağım. Ve neticesinde öldüğümde şehit olacağım. Kesinlikle bu hadis ya uydurmadır ya da zayıftır. Değil vallahi kardeşler. Değil. Çünkü benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bir hadiste, hassaten özellikle bunu rivayet etmek istiyorum. Müslim'de geçen imare bölümünde 165. hadis. Uyduruk kaydırık diye bakmaya çalışanlar için hatırlatıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına yöneldi, dedi ki, siz kimlere şehit dersiniz? Sahabe durdu, dedi ki, ya Resulallah, kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir. Yanlış mı Yusuf? He Yusuf. Kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir. Yanlış mı? Kimse buna yanlış demeyecektir. Ama Peygamber aleyhisselam döndü, dedi ki, öyleyse ümmetimin şehitleri pek az olacak dedi. Allah yolunda eğer savaşıp öldürülecekse ümmetimin şehitleri çok az olacaktır.
Sonra ekledi, Allah yolunda öldürülen şehittir. Allah yolunda ölen, yani savaşmadan da bir hastalık veya binekten düşme vesilesiyle ölen şehittir. İshalden veya boğularak ölen şehittir. Karın ağrısından ölen şehittir. Vebadan dolayı ki bu ümmetin şu an ya da insanlığın en büyük imtihanı olan veba salgınından ölen şehittir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler dediler ki bu mutlak anlamda şehitlik olmasa da, yani kılıcıyla cenk meydanlarında kanını akıtıp kılıcını kıran adam gibi olmasa da o kişiye tıpkı şehitlere verilen ecir gibi ecir verilecektir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah ikram sahibidir. Allah Rahman ve Rahim'dir. Allah'a kim hüsnü zan besleyerek duada ve zikirde bulunursa, yönelirse Allah onun hüsnü zannını geri çevirecek olan değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o gün ölürse o şehit olarak ölür. Allah azze ve celle bizlere katında razı olduğu bir şehadeti nasip etsin. Değerli kardeşlerim, hadis çok açık ve çok net. Gün içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu unutulan, terk edilen, yeri geldiğinde görmezden gelinen sünnetlerini ihya etme konusunda gayret keş olalım. Kim bu tür unutulan hassaten sünnetleri ihya ederse, onlar zifiri karanlıklar içerisinde yıldızlara üstün gelen ay gibidir. Tıpkı ormanlık arazinin içerisinde kurumuş ağaçların içerisinde bulunan yeşil bir ağaç gibidir. Allah katında farkınızı, kalitenizi ortaya koyacak olan basit, kolay ama bir o kadar da ihlastan mahrum kalındığında zor bir ameli Peygamber aleyhisselam tavsiye etti. Cenab-ı Allah yapmayı bizlere nasip etsin. Şimdi kardeşlerim, son bir hadisi şerif, ondan sonra programımızı inşallah bitireceğiz. Bu da Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan geliyor. Peygamber aleyhisselam diyor ki, her kim sabahladığında Rum suresinin, rakam geçmiyor, 17, 18 ve 19. ayetlerini okursa, burada meallerini okumuyoruz, merak eden inşallah evine gitsin, o meallere baksın. Rum suresinin 17, 18 ve 19. ayetlerini okursa, şu ihtişama, şu berekete ne olur dikkat buyurun, o gün kaçırdığı her şeyi diyor yakalar. Allahu Ekber. Kim sabahleyin Rum suresinin 17, 18 ve 19. ayetlerini okursa, o gün kaçırdığı her şeyi yakalar. Kim akşamleyin bunu okursa, gece kaçırdığı her şeyi yakalar. Ney bu her şeyi yakalamak? Neyi kaçırmak? Şimdi bizler İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşayan Müslümanlar olarak, sesimizi işitip de büyük şehirlerde çalışıp zaman ve vakte muhtaç olan kardeşlerimiz için çok kıymetli bir hadis. Öyle değil mi Mehmet Hocam? Sabah 8, akşam 8. Bu çalışma saatleri arasında en iyi yapabildiğimiz amel namazlar. Öğle ve ikindi namazları. İşin yoğunluğuna göre eğer iş çok yoğunsa farzla yetinebiliyoruz. İş biraz gevşekse araya sünnetleri serpiştirebiliyoruz. Kamil anlamda Allah Resulü'nün uygulamasını yerine getirebiliyoruz mu Bilal? Getiremiyoruz. Bu yoğunluğun içerisinde, trafik yoğunluğunun içerisinde, sosyal yoğunluğun içerisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği dua ve zikirleri yapabiliyoruz mu Emre?
yapamıyoruz. Neden? Sosyal hayat veya sosyal medya olgusu bize yapmamız gerekenleri yeri geldiğinde unutturuyor. Kendimize ayıracağımız bir vaktimiz yok. Saat 8'de eve geldiniz, hemen üzerinize atlayan çocuk ve eş, akşam 10-11'e kadar onlarla oyalanmak, tam şöyle bir kendinize yatsı namazından sonra 5 dakika zaman ayıracaksınız, gözlerinizden akan yaş, ağzınız dua yapıyor, zihniniz yatakta, kalbiniz başka bir dünyada. Ya bırakın da çok hayrı kaçırdığımızı itiraf edelim. Cihat gibi büyük bir hayrı kaçırıyoruz. Davet gibi büyük bir hayrı kaçırıyoruz. Dua gibi büyük hayırları kaçırıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin kabul ettiği anları, özellikle duada kabul ettiği anları yakalayamıyoruz. Zikir gibi büyük amelleri kaçırıyoruz. İnfak gibi amellerden yoksun kalıyoruz. Müslümanlarla her zaman bir araya gelemiyoruz. Haftada bir gün bir araya gelirsek bunu bir fırsat ve nimet biliyoruz. O kadar hayırdan mahrumuz ki kardeşler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim bu Rum suresinin 17, 18 ve 19. ayetlerini anlayarak ihlaslı bir şekilde okursa, gün içerisinde kaçırmış olduğu hayırları tekrar yakalayacaktır. Sonra bir alim dedi ki, Şevkani isminde bir alim, özellikle kendine edinmiş olduğu virdi yapamazsa, o ne ya? Edinmiş olduğumuz virt ne? Biz hatmi sadece Ramazan'da yaparız. Yaptığımız en büyük virt odur. Biz zikirleri ancak Kadir gecesinde yaparız. Yaptığımız en büyük virdimiz budur. Ama sahabe böyle değildi kardeşler. Günlük en az 5 sayfa Kur'an okuma virtleri vardı. En az. O yüzden Kur'an yapraklarına bakın. Her 5 sayfanın sonunda ne vardır? Orada hocam hizb vardır. Yani senin diyor artık virdin burada bitti. İkinci şeye başlarsın. Çok iyi bilen kardeşlerimiz belki 20 sayfalar okuyarak bir cüzü oluştururlar. Ama biz bunu sadece Ramazan'a hasrediyoruz. Ondan sonra Kur'an'dan uzağız. Bizim böyle bir virdimiz yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günlük yapmış olduğu zikirleri sahabe virt haline getiriyordu. Her zaman söylüyorum. Ebu Derda'ya soruyorlardı. Diyorlardı ki sen Allah'ı ne kadar anıyorsun? Sayabildiklerim diyor şu parmaklarla. Bakın şu parmaklarla diyor sayabildiklerim 100.000 diyor. Sayamadıkların? Biz bu tür virtleri başka insanların yapması gerektiğine inandık. Başka insanlar yaptığından dolayı da yapmamamız gerektiğini düşündük. Sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin edinmiş olduğu işlerden uzak kaldık. Şimdi virt kavramı bize biraz ters geliyor Mithat abi. Yabancı geliyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günlük yapmış olduğu zikirler yaklaşık 20-25 sayfada şu kadar küçük bir dosyanın içerisinde kayıtlı. Bunu baştan aşağı yapmak isteyen bir kardeş bir gün içerisinde en fazla 20-25 dakikasını ayırır. En fazla diyorum. Hadi siz ihlaslı olun yarım saat ayır. Yarım saat içerisinde bitirirsiniz. İşte diyor ki Allah Resulü aleyhisselam, hani sen virt edindin ya Ömer bin Hattab gibi radıyallahu anh, o gün kaçırdın, uykun vardı kaçırdın, yorgundun kaçırdın, hastaydın kaçırdın, ev taşıyordun kaçırdın, sınavın vardı kaçırdın, mesai uzadı kaçırdın, işçi işten çıktı kaçırdın, patron fırça attı moralin bozuldu kaçırdın. Allah Resulü aleyhisselam diyor ki bu zikri yaptığın an o günkü kaçırdığın virdi tamamlamış olursun. Peygamber aleyhisselam bu tavsiyeyi buyuruyor. Hayırlar Allah azze ve celle gecenin 1/3'ünde semanın bütün hayır kapılarını açıyor. Yeryüzüne sesleniyor. Yok mu diyor dua eden duasına icabet edeyim. Yok mu bağışlanma dileyen onu affedeyim. Yok mu benden talepleri olan o talebi karşılayayım diyen Allah Azza ve Celle'nin sesine kayıtsız kalıyoruz gece namazlarında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bari şu akşam namazında Rum suresinin 17, 18, 19. ayetlerini oku da
rahmetin kapısı sana tamamen kapanmasın. Subhanallah. Allah Azze ve Celle bu konuda muvaffak olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Az önce Abdullah İbni Abbas'tan okuduğum hadiste Ebu Davud'da ve Ahmed bin Hanbel'de geçmektedir. Cenab-ı Allah bu hadisleri anlamayı, yaşamayı ve kardeşlerimizin de istifadesine sunmayı bizlere nasip etsin. Gecemiz mübarek, akıbetimiz hayır, cennetimiz inşallah Firdevs-i Ala olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavat.